Acaba? Gidiyorum. Sen... Ben değiştirmiştim de kıyafetlerimi o yüzden. Ben bir black cat Z ile partiye gidiyorum. Instagram takipçilerim bilirler. Z çok önemli galiba burada. Evet. Peki. Gel bir hikmet sıradan şeylerde konuşalım. Ve bir school party. Okulda olacak. Dilara. Öncelikle çok güzel gözüküyorsun ama sadece bir konuda eleştireceğim. Seni de gördüğüm zaman hep böyle etek büstiyer giyiyormuşsun gibi hissediyorum. Ama onun dışında derileri birleştirmeni çok sevdim. Derideki dantel detayını da çok sevdim. Bir de saçındaki şu tel tokaların içeride de söyledim. Siyah olmasını isterdim. Bu kadar. Meral. Yani Bahar'ı hep böyle görüyoruz zaten. Bir tek dün bir tayt giymişti. Parçalarım çok onun... farklı. Bence yan yana getirdiğinizde çok alakasız var. Onun dışında baktığım zaman aynı şekilde görüyorum. Üst ve alttan oluşuyorsun. Üst de açık, alt da açık Bahar. Ama tek seni şu an takdir edeceğim tek şey şu. Sanırım biraz diyet yapmaya başladın. Oturduğun zaman göbeğin çıkmıyor. Ya da bedeninin kıyafetlerini giyiniyorsun. Sıkmıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bu etekman ne kadar bol? Görmek ister misin? Ben de aynısını anlatıyorum. Görmek ister misin? İhtiyacım da yok. Bu şekilde de kendimi güzel hissediyorum. Sanırım burada ama yaklaşık 16 rejim yapması gereken 16 sensin. 16 kişi de sürekli sana kalkıp dinlemesini öğren diyor. Sen rejim yap. Gelsene yanıma. Gelebilir mi lütfen? Şaka hangimiz mı? Rejim ne yapalım? Ne yapacaksın? Sinirlerimi bozma benim artık. Şaka ya. Mısın? Bahar'cığım burada yaklaşık 11 kız... Öykü Hanım ve jüri üyesiyle beraber 15 kişiyiz. Ve herkes seninle her diyaloğa girdiği zaman Bahar dinler misin diyor. Ya ve ben, bence tamam, artık... Ben onları dinleyeceğim, seni dinleyemeyeceğim. Kusura bakma. Şu fark etmiyor, dinlemek mecburiyetindesin zaten. Söylediğin her şeye kapalıyım. İstediğin kadar susarım ama asla dinlemeyeceğim. İçimden şarkı mırıldanıyorum. Yapabilirsin. Ben konuşuyorum ve sen de beni dinliyorsun. Bunu çok da iyi biliyoruz. Sonunda bedenine göre kıyafetler giymen çok iyi olmuş. Gerçekten sıkmıyor. Sadece üst taraftaki... Emin misin? Eminim. Hangi şarkıyı söylüyordun? benim uydurduğum bir şarkı. Meral çok komiksin. Üst tarafındaki bluz sadece biraz daha dar olsaymış. Bence sen buradaki en komik yarışmacısın. Teşekkürler tatlım. Bahar, bana hayranlığını daha farklı da dile getirebilirsin. Şarkı yaptı senin için ama bak. Evet, o da güzel bir şey. Doğru. Bu kadar. Tuba. Bana da yapar mısın o surat ifadesini? Ay Allah'ım. Neyse ben kıyafet... Allah'ım lütfen artık. Meral yorum yapmasın Allah'ım. Amin Allah'ım. Şu an farkındaysan ben yorum yapmıyorum. Tuba yapıyor. Tamam, o onu söylememi istedi. Ha, onu mu istedi? Bunu arkada konuştunuz mu? Hayır, ben öyle Allah'ım Allah'ım diye dua ediyorum ya. Biz de onu sana uyarladık. Ne oldu Zeynep? Dur hani. Bahar dur. Zeynep ne oldu? Gerçekten artık katlanamıyorum ve dayanamıyorum. Neye? Bazen kıza bir o kadar hak veriyorum ki hani Bahar olmasa neyle güleceğiz, neyle eğleneceğiz anlamıyorum. Meral her şeyin altında bir bit yeniği aramaktan. Dilara'cığım sen her şeyin altından baksana onu dedi diye yetiştirmekten. Siz oradan birbirinize destek olun. Kim kime destek, kim kimin yanında, kim kimin arkasında ben hiçbir şey anlamadım. Daha keşfedemedik evet. Ya hani madem bir karakter göstermek istiyorsunuz öncelikle kendi karakterinizle bir bütünleşin. Yani o onu dedi, bu bunu yaptı, öyle oldu, bence böyle oldu. Bence birbirlerimizin karakterlerini hani... giymeyelim. Tabii ki öyle ama bak sen de bir şey, sana neden fiziksel olarak geliyor? Sen sinirlendiğin ve kızdığın zaman direkt insanların dış görünüşüne yorum yapıyorsun. Tuba'cığım yorum yapmaya çalışıyordun, yapamamıştın. Evet, yine araya girdiler. Kim girdi ben, acaba? Neyse sen iyi girdin. Diğerleri için bahsediyorum. Kıyafetine yorum yapacağım. Evet. Sadece ayakkabılarını beğenmedim çünkü eteğinde zaten deri derisin. Eteğinde de tül detayı var. Daha düz bir şey olsaydı daha böyle... sevimli bir şey olsaydı güzel olurdu. Güzelsin bence. Yağmur. Yağmur şu gözünü çıkarmaz mısın artık? Çok akıyor. Ama gözleri acıyor. Aynen. Teşekkür ederim bu arada. Ben senin bir renk katmanı isterdim bu kombininde. Hani bir kırmızı bir gözlük olabilirdi. Daha tatlı durabilirdi. Tokaların gold detaylı. Çantam gümüş detaylı. Hayır. Gümüş o. Evet. Gümüş. Yani, bilmiyorum bence ışıktan öyle. Bence ikisi karışımı. Sarışın bir gümüş. Tamam, gold'la gümüş karışımı o zaman. Ama kafamdakiler öyle değil.
Hani küçük ayrıntıların var ama onun dışında güzel görünüyorsun. Yeşim. Sadece çantasını beğendim. Lara. Söylemek istiyorum, farklı bir şey söyleyeceğim. Tahmin ediyorum. Söylemezsem içimde kalırdı. Tabii biliyorum. Ben burada Meral'in ve Zeynep'in samimiyetine asla inanmıyorum. Arada şöyle bir diyalog yine geçti bir aramızda. Tamam, anlatayım istersen, ondan sonra konuşalım. Arada şöyle bir diyalog geçti. Yağmurlar yüksek sesle akşam şuraya gidelim diye konuşuyorlardı. Ben de sürekli Bahar üzülüyorum, üzülüyorum dediği için Bahar'a döndüm, dedim ki ben de gayet yüksek sesle. Bahar'cığım bak şuraya gidiyorlarmış, üzülüyor musun dedim, gülmek amaçlı. Yani Bahar'ın verdiği tepkiyle gülmek amaçlı. Oradan direkt Meral arkadaşımız atladı, dedi ki Yağmur'a, Yağmur bak duydun mu şey demişim. Bahar'cığım şuraya gidiyorlar, duydun mu demişim ben Bahar'a. Zeynep de bunu duyup şimdi az önce diyor ki Dilara da her şeye işte... Her kim? Şeye, sadece ona değil. Dilara da her şeye işte yok şundan şunu duydum, şundan bunu duydum. Gerçekten ortalığı karıştırmak için veya bir isim sürüp onun üzerinden başka yerlere varabilmek için yapmadığınız çaba yok. Çok da saçma buluyorum. Arkadaş güya Bahar'a böyle masumanece... Duydun mu Bahar? Onlar gece kulübe gideceklermiş evet. Demiş ki. Ve bunu sesli söyledi. Ben de sesli şekilde espri yaptım. Hepinize kalkıp Hakan Bey'in söylediği cümleleri kullanıp şu anda Hakan Bey'e mi oynuyorsun? Pardon. Dilara tamamla. Başlarda bir tutumu vardı, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ben herkese direkt işte şuran güzel olmuş, ardından şuran kötü olmuş diyemiyorum. Direkt bildiğim düşünceyi söylüyorum gevelemem, diyordu. Gevelemem, evet. Dün de Yağmur çıktığında, Yağmur'la samimi olduğu için birkaç gündür. Dün Yağmur çıktığında, Yağmur'cum şuran çok güzel ama şunu çok beğendim ama şuran da kötü olmuş diyor. Yani kendi içinde sürekli günlerdir bir çelişkiye düşüp duruyor. Bunun hala farkında değil ve hala kendini haklı çıkarma çabası var. Ben de buna şaşırıyorum. İzleyeceksiniz, takip edeceksiniz. Bence yarışmanın daha başındayız. Birbirinizi tanımanız, yanılmanız ya da doğru karar vermeniz. Bunlar çok normal şeyler. Göreceksiniz, bakın söylüyorum, Yağmur'la Bahar barışacaklar. Hı-hı. Bir de barışırlar arkadaşlar. Göreceğiz yani, daha çok başındayız her şeyin. İnşallah barışırız. Bak gördün mü? Allah'ım. Dilara kıskandı. Ama küs kalmak hiç iyi bir şey değil yani. Ben hiç kimseyle küsmek istemiyorum. Küs kalmak iyi bir şey değil. Evet, çünkü gereksiz yere geriliyoruz. Ama sen de her şeyde eğlenmek istiyorsun. Biraz da geril bakalım ne oluyor. Biraz geril ki büyü. Bahar'cığım biraz daha devam ettir. Çünkü Meral'e konu kalmaz. Çok az, birkaç gün daha. Canım sen kendi işinle... Sen bana canım sen falan devam ettiril. Sen önümden yer. Önce sen kendi işlerine ilgilen, sonra insanlara kendi işlerine bakmalarını söyle. Bir saniye, Meral'i dinleyelim. Allah aşkına. Onun bunun yemeğinden yemek senin oyun hayatım. Senin bir konun yok ki. O ne demek senin ya? Senin bir konun yok yani. Sen... Yağmur'dan, Bahar'dan, ondan, bundan beslenen bir tipsin. Çok ayıp. Ağzımızdan çıkanı kulağımız açıkçası duysun. Açıkçası gerçekten söylüyorum, çok ayıp. Ayıptan sen mi bahsediyorsun? Hanımefendiliğinden dolayı da ayıp. İnsanların burada özel hayatlarını döküp. Çok ayıp. Selay. Efendim Nur Hanım. Çok belden aşağı vuruyorsun. Nur Hanım o çok acımasız, bir dakika önce beni dinle. Çok acımasız ithamların var. Ben burada hakem olarak konuşuyorum. Ben hiçbirinizi tanımıyorum. Kimseyi de tutmuyorum. Sadece izliyorum ve izliyorum. Çok acımasızsın. Sınırları zorluyorsun. Öyle hak ettiğini düşünüyorum. Efendim? Öyle hak ettiğini düşünüyorum çünkü dünkü programda kendisi burada alakasız bir konudan benim özel hayatımı ortaya dökerek beni burada insanlar önerip etmeye çalıştı. Tabii ki de bundan dolayı ben de ona karşı bir tepkim var. O dün de o zaman dün verseydin karşılığını. Verdim. Bugün durup dururken saldırıyorsun yalnız. Durup dururken tribünlere de oynama. Her gün tribünlere falan oynamıyorum Nur Hanım. Öyle düşünmeniz, siz öyle düşünüyorsunuz. Ben burada o, ya sende bir davranış biçiminde bir hafif bozukluk var senin de. Yani o yani. Konuşuyorsa sen sus, biraz kibar ol ya. Biraz hanım olun ya. Burası ne ya? Nedir burası? Stilinizle gelin ya. Yapmayın böyle belden aşağı böyle uslupsuz konuşmalar. Herkesi zor durumda bırakıyorsunuz. Hoşlanmadım sizden. Evet. Dilara. Bitti. Bir şey söyleyecek miydin? Hayır, söyle.
Hazır mısın? Geçebilirsin Bahar'cığım. Bahar'candan bot 200 lira, çanta 850 lira, etek 200 lira, üst 200 lira. Hoş geldin Bahar. Merhaba. Kaçırdım. Nereye gidiyordun? Ben bir siyah kediler partisine gidiyorum okulumda. Konsept bu. Okul olarak seçmemin nedeni ayakkabılarımı beğenmemem. Hani okul ya, daha böyle normal bir ayakkabı seçmiş gibi. Okula mı? Okulda mı parti? Okulun partisi başka bir yer. Ha, okulun bahar şenliği gibi dışarıda bir parti. Okey. Yani bu mesela bak, bugünkü farklılığını sevdim. Evet, bu böyle bir partiye böyle gidebilirsin. Ama Yeşim'e söylediklerimi hatırlıyor musun? Hı hı. Sen de biraz Yeşim'le aynı durumdasın. Araya daha normal şeyler kat. Hani o bıyıkları çizmeyeceğin bir durum yap. Senin de şıklığını görelim. Tamam, bu işi beceriyorsun. Ama o zaman diğer tarafı da yapacaksın. Çok mu üzüldün? Bana doğruyu konuş. Çok üzülmedim. Çünkü küstükten sonraki hareketleri beni birazcık da olsa soğuttu. Yani doğru bulmadım. Eğer onları yapmasaydı çok üzülecektim. Belki de Allah bunu gör diye sana bunları yaşatıyor. Çünkü en büyük tecrübe yaşadıklarımızdan çıkardığımız ders. Bir ona sor ama şimdi şöyle de bir durum var. Ona da sorsan o da haklı. Kim konuşursa o haklı zaten. Hayatta böyle bir şey var. Ama biraz daha dikkatli olun arkadaşlıklarınıza. Puanımın sana yükselmesini istiyorsan biraz daha zorla kendini. Kesinlikle öyle yapacağım. Gerçekten ama ben de zaten şu ana kadar geldiğim hiçbir kıyafette ya evet işte bu bahar demedim. Yani makyajımı beğenmiyorum örneğin, saçımı beğenmiyorum, ayakkabımı beğenmiyorum. Hadi de. Falan olabiliyor. De hadi. Hoş geldin Bahar. Merhaba. Yanımda gelebilir misin? Tabii ki. Makyajı görmek istiyorum. Kaşları? Yok. Yok etmişsin. Hı hı. Kedi misin? Rimmel de sürmedim. Eyeliner sürdüm, ruj sürdüm. Ve lens? Aha. O ne lensi? Bu biraz yeşil. Efekt? Aha. Yeşil efekt veriyor. Hı hı. Daha böyle kedimsi ha. Kedimsi yani. Okey, tamam. Teşekkürler. Kendimsi. Ama şey, biz baktık da o zaten kamerada belli olmuyormuş o lensler. Bir daha almama ve takmama gerek kalmayacak. Bu son çünkü mu? Çünkü fark etmiyormuş. Çok Elvada, yoğun ışıktan. Elvada. Son mu bu? Aha. Artık kullanmayacaksın. Birkaç gün daha takarım sıkılmam için, sonra çıkaracağım. Çünkü ekranda fark etmiyor. Peki tırnakları ne olacak? Tırnaklarımı düzeltecek zamanı bulamadım henüz. Zaman bulduğumda söz verdi. Nuri Ertaş Hanımefendi'nin istediği şekle getireceğim. Ben de sana bundan sonra Nuri Ertaş Hanımefendi. İki dakika, neden zaman bulamadın? Ama şey, ben tırnaklarımı kendim kesmiyorum. Cumartesi şey... Gala. Günü... Kesemiyorum gala. Çünkü. Cuma günü galaya yetiştirecektin. Yani çirkin söz kesiyorum. Verdi. Anladım. Tamam. Evet, üzerindeki tatlı, şeker... Makyajını çok beğendim. Çok teşekkür tatlı ederim. Olmuşsun. Çok hafif bir makyaj. Böyle bir... Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Kedi kedi olmuşsun. Çok tatlısın. Bugün tatlısın. Ah, çok fazla şey olmuyorsun, tırnalamıyorsun kedi gibi bugün. Kendini biraz sakinleştin bugün düşünüyorum. Mutluyum. Mutlusun. Ne mutlu etti seni bugün? Yeni bir gün. O kadar. Başka bir şey yok. Başka bir durum yok. Bir de uyumak. Uyudun güzel güzel. Evet. Tamam o zaman. Güzel uyudun. Güzel makyaj yaptın. Geldin. Güzel davran arkadaşla. O da daha da güzel olacak. 8 veriyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Merhaba. Allah Allah, senin ses tonu falan da değişmiş. Şey, Türkçemi düzelttim. Bu düzelmiş hali mi? Yani düzeltmedim de sizler için hani...
zaten hep yapabildiğim ve bildiğim bir şeyi uyguluyorum. Aferin, galiba yola geleceksin sen. O İngilizce terimler yok. Öyle onlar yok. Böyle. Bizim güzel Türkçemizi bozmaya hakkın yok. Hayır, ben hani daha eğlenceli olur diye düşündüm. Hayır, Nihal de ilk geldiği zaman öyleydi. Sonra daha değiştirdi konuşmasını. Gerçi sana belki bir sokakta, bir yerde, bir arkadaşların arasında yakışıyor öyle çocuksu şeyler. Ama burada olmuyor yani. Anladın mı? Bir gün özel deriz ki öyle bir şey ol ki işte evdesin, pijamalarını giymişsin, pijama partisinde gelirsin. Hani bir komiklik gösterirsin ama her dakika her dakika. Bir de senin vücudunda kurt mu var? Hayır, hani solucan, sadece. Solucan olur ya. Ama hayır, biraz heyecanlanıyorum, böyle bacaklarım titriyor, ben de titremesin diye. Ana böyle diye. Böyle kıvranıyorsun. Ben de titremesin diye böyle şurayı değiştiriyorum örneğin. Ay. Öyle kal. Ne olursun. Böyle mi? Bende sinir var biliyorsunuz, saç oynaması, vücut kıvrılması. A, bak bak yamuluyor. Ay, Tamam şöyleyim. Bu. Ya şöyle bir yapsan. Böyle ben mi? Seni neyi beğendim biliyor musun? En çok saçlarını beğendim. Teşekkür ederim. Buralara böyle o tokaları takmışsın. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Sizinki gibi şöyle yaptım. Aa, benim saçım. Evet, sizinki de yüzünüze yapışık. Ay ne yapayım, ben olgun bir kadınım hayatım yani. Sen daha gencecik, pırıl pırıl, şekerpare gibi bir kızsın yani. Teşekkür ederim. O böyle krepeler falan. Bak böyle çok natürel, çok beğendim saçlarını. O yaşından büyük oluyorsun. Kıyafetine de gelince, geçen gün de buna benzer bir deri giymiştin. Sanıyorum. O deriydi buralarında bir... Bir elbise giymiştim. Hayır, çok güzel. Bir şeyler vardı. Aha. Bu hafta bugün, deri hafta herhalde. Bugün Yeşim'e de söyledik ya. Ona da dedik çok siyah beyaz geliyorsun. Sen de keşke bugün giymeseydin. Haftaya saklasaydın. Çünkü çok beğendim. Ay günah, bugün pek bir masumiyetim mi var? Yok orada yine carladı. Bir carladı böyle bir çıktı. Gördüm, carladı. Kime carladın gene? Meral'e. Ay herkes de Meral'e yürüyor. Sen düzeleceksin değil mi? İnşallah. Benim istediğim gibi olacak mısın? Eğer benim istediğim gibi olursan sana o kadar güzel sözler söyleyeceğim ki. Ama istediğim gibi olursa. O sözleri hak etmek için çok çalışacağım Nuri Ertaş hanımefendi. Eminiz. Nuri Ertaş hanımefendi. Kim dedi, bugün gelen kızı mı dedi? Efendim? Aa. O da bizi izliyor. Ben sizi izliyorum, o da beni izlemiş. Sen var ya, neyse konuşmayayım. Sen var ya, aklın sınırlarını zorluyorsun. Ah, eğer bir daha deri giyersen şu bir hafta içinde sıfır veririm sana. Bitti, yarın cuma şıklık bitti. Cuma şıklığı bilmiyorum ne yapacak da. Deri ama ben zaten bir kez sizden sıfır almıştım. Ah, okay. Hak etmiştin canım. O gelince şunu koymuştum gidemiyor. Böyle. O gelince gidemiyor. Hadi bye. Bye bye. Bye bye.